Şöyle çorbanın tuzunu da atayım. Çok fazla atıyorum. Dağınıklığa bakar mısınız? Sanki gören de var ya, 40-50 kişiye yemek hazırlıyor zanneder. Her tarafım dağınık. Herkese merhabalar, herkese günaydın arkadaşlar bu arada. Bulduk pilavı bir yandan pişerken, diğer yandan da çorbamı hazırladım. Biliyorsunuz ki Antep'te meşhur bir yalancı mantı çorbası var arkadaşlar. O yalancı mantı çorbasının kıymalı bir harcı var, içi vardı yani mantı olarak geçen bir içi vardı. Ondan ben zaten kıyma aldığım zaman fazla bir şekilde hazırlayıp buzluğuma, difrizime kaldırıyordum ki. Normalde onu ben yoğurtlu yapıyordum. Bugün salçalı yapmak istedim, değişiklik olsun diye. En son olarak da dedim, mantı mı diyorlar artık buna bilmiyorum. Bakın sizlere şu şekilde göstereyim. Minik minik kesmiş oldum. Çorbalıklar mı diyeyim, çorba eşlikler mi diyeyim, artık nasıl geçiyorsa, nasıl söyleniyorsa. Çorban biraz piştikten sonra üzerine biraz da nanesini kavurup tüm çorbanı hazırlayacağım. Bulgur pilavını da bir 10 dakika daha pişsin, demlenmeye bırakacağım. Ne kadar dağın çalışıyorum ya, inanılmaz derecede çok. Aslında kullanmış olduğum ürünleri kullandıktan sonra düzgün bir şekilde yerlerine kaldırsam bu kadar da bu kadar dağınıklık olmaz. Bulgur pilavını demişim ya, bulgurumu götüreyim yerine, değil mi? Bulgur pilavını. Ütü var, yapılacak. Sabah erkenden ütümü yapmıştım. Şimdi tekrardan kurutmadan çamaşır çıktı. Onların da ütülenecekleri var. Onları da ütüleyeceğim. Hiç bitmiyor ki zaten. Ne çamaşır bitiyor ne ütü bitiyor. Bizde bir de çamaşırlar artık uzamaya başladı arkadaşlar. Bizim su sıkıntımız daha geçmedi. İnanın ki geçmedi. Çamaşırı sabah erkenden atıyorum. Çok binde bir, düzgün bir şekilde. Yani makine şey vermeden, uyarı vermeden çamaşır bitiyor. O da çok fazla şey olmuyor yani. Binde bir şekilde oluyor. Gündüz attığım zaman olmuyor. Gece atıyorum, olmuyor. Gecenin bir yarısı atmamız gerekiyor. O zaman da denedim. O zaman da olmadı. O zaman da makine yine arıza verdi. Yine arıza verdi. Sabahtan bir tur attıydım renkli. İnanın ki iki defa makineyi çalıştırdım gerçekten. İki defa makine çalışmak zorunda kaldı. Bu su sorunu çözecekler mi, çözmeyecekler mi, inanın ki hiç bilmiyorum. Bu hemen hemen her yerde olan bir şey ama bizim karşı komşumuzda su var. Bunda bir sıkıntı yok. Leyla'larda da aynı şekilde. Erdoğan abilerle Leyla'lar aynı apartmanda oturuyorlar. Erdoğan abilerin kısmında su yok. Kadın diyor ki bizde sular kesik gibi diyor. Erdoğan abinin işi gelmişti ben Leyla'lardayken. O anlattı da bizde sular kesik dedi. Ama Leyla'lara baktığın zaman Leyla'larda su akıyor. Yani böyle apartmanlarda şey diyeyim ben sizlere. Kısım kısım su var. Yani apartmanın bir cephesinde var, diğer cephesinde su yok yani. Evet, suyla alakalı bir sıkıntı var. Barajlarımız komple boşalmış. Göletlerimiz falan su kalmamış ama. Rabbim inşallah bu kış çok güzel yağışlar yağdırsın. Çok güzel yağışlar almayı nasip etsin ki barajlarımız, göllerimiz, göletlerimiz, dolması gereken yeraltımız, toprağımız kana kana suya doysun yani. Birkaç gün önce almış olduğum goblenimi arkadaşlar daha dün akşam yeni dikmeye mi başladım, işlemeye başladım diyebilirim açıkçası. Bunu hemen şöyle bir koydum. Aslında ben goblin daha dün doğru düzgün işlemeye başladım. Ondan önce birkaç defa denedim. Yapamadım. Mantığını tam olarak oturtamadım açıkçası. Hani bana bazı arkadaşlar yazmışlar ben goblinden önce bir karnaviçeye başlasaydım diye. Ben karnaviçeye zaten çocukluğumdan beri yapan bir kişiydim arkadaşlar. İlkokulda bile karnaviçe işiyordum. Ama ben bu kadar ince ve küçük işlemiyordum. Benim yapmış olduklarım daha, delikleri daha büyüktü. Mesela şunun bir deliğinden, yani dört deliğinin şeyinden birleşmesinden bir karesinden daha da büyüktü benim işlemiş olduğum karaviçeler. Ve biz tabii ki de çarpı çarpı yapıyorduk. O çarpıyı yapıyorduk, geçiyorduk, yapıyorduk, geçiyorduk. Daha rahattı ama
Dediğim gibi komplenin mantığını oturtasıya kadar birkaç defa söktüm arkadaşlar. Bir de gündüzleri çok fazla yapamıyorum. Akşamları çocukların karnını doyurup da mutfağımı toparladıktan sonra anca oturduğumda zaten işlerimi alıyorum ki benim işlerim o yüzden hem uzun sürüyor hem bitmiyor hem de evet dediğiniz çok doğru yarım kalıyor. İnanın ki yarım kalıyor. Bir de ne bileyim herhalde belki de yaş aldıkça öğrenmede güçleşiyoruz. Ya da benim beynim iyice tembelleşti. Önceden çok fazla mesela çalışırken, muhasebe yaparken sürekli olarak beynimiz çalışırdı. Bulmaca çözerdim çok fazla. Hani o zamanlar bile ne diyeyim, evlendikten bir süre sonra zaten artık kitap okuma alışkanlığım tamamıyla bittiydi. Okula giderken çok güzel kitap okudum, roman okudum. 300-400 sayfalık romanları var, 2-3 günde bitirdim. Onu böyle bitireseye kadar gece yarınlarına kadar, sabahlara kadar hiç uyumazdım. Yiyordum, bulmaca falan çözmeye bıraktık artık. Beynimizde artık çok fazla çalışmadı tabii ne olacak, tembelleşecek. Ve öğrenmede daha da böyle bir güçlük çekiyorum. Almıyor, kafam almıyor. Aslında yapmış olduğumuz şey basit. Yani baktığınız zaman gerçekten çok basit bir şey gibi gözüküyor ama hani mantığa pratiğe döktüğünüz zaman nedense zorlanıyorsunuz. Yani şöyle sağa çapraz çapraz çizgiler atacağız, şey yapacağız. İşlemeler yapacağız yani aslında kolay gibi gözüküyor da ne diyeyim ben 2-3 gün boyunca onun mantığını çok fazla oturtamadım. Ha şu anda tam olarak oturttum mu hala tam olarak oturtmadım. Yapıyorum ama çok düzgün bir şekilde olmuyor. Bu zaten benim yapmış olduğum ilk gol benim olacak arkadaşlar. Dün oturdum. Saat 8 gibi herhalde oturdum. İşlerimi bitirdikten sonra şu bana oradaki ablanın söylemiş olduğu şekilde bana şey demişti. Şu yaprağı dedi ilk önce dedi koyu yeşillerini yap dedi. Sonra bir tık açığını yap dedi. İşlemeye başla dedi. Ondan sonra kenarındaki açık şeyleri işle dedi. Renkleri işle dedi. İçten dışa başla sen ilk defa yapacağından dolayı dedi. İçten dışa başla dedi. En son ilk önce dedi şu yeşil yapraklarını bitir. Şu dallarını da bitir dedi. Sonra şuradaki çiçeklerine geçersin dedi. Ondan sonra şu kenarlara başla dedi. Bu kenarlara dedi sarılardan başla dedi. Şu sarıları ilk önce yap sonra yeşilleri yaparsın dedi de en sonunda göbeği yap dedi. Çünkü sen ilk defa yaptığın için dedi göbekten başlarsan dedi bu sefer ortalarda dedi hata yaptığın zaman ya da bir deliği dedi geçik kaçırdığın zaman dedi hani birkaç deliği dedi şey işlemediğin zaman dedi belki şey gözükebilir dedi. Hatan gözükebilir çok gözükmez ama dedi olsun dedi yapmak istiyorsan dedi düzgün yap dedi ben sana sadece dedi o şekilde bir yol gösterdim de teşekkür ederim sağ olsun onun dediği şekilde yapıyorum şu anda. Şu anda ben aşağıdaki ilk yapmış olduğum çiçeğin şey şu. Arkadaşlar yeşil bak. Ben şu anda şu yeşili yaptım. Şu koyu yeşili yaptım. Bak etrafına daha dokunmadım. Bak 8'de başladım ben buna. Şu koyu yeşilini yaptım. Şuradaki iki tane minik yeşilleri yaptım. Ben bunları yaptığımda saat 10.30'du. Aslında şöyle bir baktığınız zaman yarım saat 45 dakikada bitecek gibi gözüküyor ama bir de akşam yaptığım zaman benim gözlerim görmüyor. İnanın ki görmüyor. Ben telefonun fenerini açtım. Telefonun fenerini örerken şu örmüş oldum. İşlemin üzerine şöyle direkt tutturacak şekilde ayarladım. Kendimi o ışıkla görebildim. Yoksa bu evin odanın ışığıyla kesinlikle gözükmüyor. Yani benim gözlerim görmüyor artık. Gözler de yavaş yavaş gitmeye başladı beyinle beraber. Bakın 2,5 saatte yapmış olduğum şey şu üçü. Dördü diyeyim yani. Şu minikleri çok fazla saymıyorum ama şunlar. Ha düzgün bir iş oldu mu? Çok fazla düzgün bir iş olmadı. Ama ilk yaptığım için de tabii ki de olduğu kadar zamanla da zaten bunu düzelteceğim eminim. Şöyle göstereyim. Şimdi goblen yapan arkadaşlarımız derler diyebilirler. Haklısınız tabii ki de. Yani bu kadar çıkma yaptığını, bu kadar niye zorlanacak bir şey var diyebilirsiniz ama inanın ki bana zor. Pratiğini oturtmak, mantığını oturtmakta ben zorlandım bu işte. Dediğim gibi burada zaten artık beynimiz hem dolu, her şeyi koşturuyoruz, her şeyi düşünüyoruz, düşünmediğimiz şey yok zaten. Makinem yine hata verdi, iyi mi arkadaşlar? Ay delireceğim herhalde yarabbim. Makine zorlamak da istemem ama biz ne zaman çamaşır yıkayacağız anlamadım ben ya. Gerçekten. Artık herhalde biz yavaş yavaş eskiye döneceğiz gibime geliyor. Elde çamaşır yıkama şeyine ya da merdaneli. Kadir Ezilli'nin bir tane bir meşhur merdane çamaşır makinesi var. Sizler de biliyorsunuz ama çok güzel. İnsanı var ya 60 oldu Instagram'daki 60 oldu storylerden yapmış oldu temizliklerden insanı hem özendiriyor hem de ne deyip kendini sorguluyorsunuz. Yani ben açıkçası şey diyeyim. Mesela Kadir Ezilli'nin yaptığı temizliği belki yapabilir misin sen de sen yapamam.
Adam çok güzel temizlik yapıyor ya. Çocuk çok güzel temizlik yapıyor. Yani kardeşim, yaşında bir insan. Bakın şuraya bak. Ne kadar toplasan da, şey yapsan da sürekli olarak hep dağılıyor, hep dağılıyor. Hep devamlı kullanmış olduğum bir yer olunca dağılması kolay oluyor. Dediğim gibi herhalde biz merdaneli dönemine geçeceğiz gibime geliyor. Makinem yine hata verdi. Ulan yıkayamayacağım çamaşırlarımı ya. Gece de attım bak. Makinelerin artık yeni çıkan makinelerin hepsinde şey var. Gecikmeli başlatmalı. Saatini kuruyorsunuz. 3 saat sonra başlıyor yıkamaya. 4 saat sonra yıkamaya başlıyor. Ben o şekilde de yaptım. Gece 2.30 değil de 3 gibi. Başlaması için ayarladım. Telefonumu saatin 3.30'a kurdum. Hani 3.30'da kalkıp bir makineye bakacaktım. Yıkıyor mu yıkamıyor mu? Su almış mı almamış mı? 3.30'da kalkıp baktığım zaman su yine yoktu. Yani su yine yoktu. Makine arıza vermişti yani açıkçası. Sabah yıkayamıyoruz, gece yıkayamıyoruz, gündüz yıkayamıyoruz, gece şey yapamıyoruz, hiçbir zaman yıkayamıyoruz. İnşallah en yakın zamanda şu suyla olan sıkıntılar yavaş yavaş azalır arkadaşlar. Bu bizlere gelen vergi yasasıyla alakalı ben sizlere az da olsa bir bilgilendirme yapmıştım ki bazı arkadaşlar bana yazmışlar. Bankalar hiçbir şekilde hata yapmaz. Siz kazancınızı az gösteriyorsunuz, o yüzden ceza yemişsinizdir diye söylemişler ama ben muhasebecimle Bülent abiyle de konuştum. Kendisi vergi dairesine sürekli olarak gidip geliyor ki sorunu çözmeye çalışıyor. Yani belki şu anda bir tek senin başında olan bir şey değil dedi. Orada bir abla daha vardı dedi. Ben dedi sima olarak kendisini tanıyorum ama dedi. Hani yüzünü görmüştüm vardı. O da büyük bir ihtimalle YouTube işi yapan bir bayan dedi. Ona da ceza gelmiş dedi. Onun cezası milyonluk dedi. İnanın ki bakın milyonluk yani şey değil dedi. Ceza demeyeyim ben sizlere yazı. Bak daha bu gelen yazı cezaya dönmedi. Daha bu netleşmedi. Herkes bununla alakalı dilekçelerini veriyorlar. Herkes bununla alakalı kendini savunma şeyindeler. Aşamasındayız diyebilirim açıkçası ki dediğim gibi bize 3 gelip de biz devletimize 1 geldi diye bildirme yapma gibi bir şansımız yok arkadaşlar. Biz böyle bir şey yapamıyoruz. Ya da biz 3 kazandık da biz vergimizi kestik. Mesela normal bir iş yeri işletiyorsanız ki bilen arkadaşlar bazı çoğu da bilir zaten. Bilenler bileyim diyeyim yani ben sizlere. Bir iş yeri, bir esnafsanız yani bir dükkanınız varsa şayet aylık fatura kestiğiniz zaman 1000 lira fatura kestiğiniz zaman bunun %20'sini vergisini ödüyorsunuz. Bunun tahakkukunu kestiriyorsunuz. Bu tahakkukun ödeme tarihleri vardır. Bu ödeme tarihleri içinde siz bunu ödersiniz. Verginizi ödersiniz. Vergi dairesi ayın 15 ile 20 arası bunu ödemek zorundasın der. Siz bunu kendiniz giderseniz ödersiniz. Gitmezseniz de ödemezseniz bu böyle birikir. Sizin vergi dairenizde, ev vergi dairenizde, borç hazninizde bunlar zaten birikir. Ödeyenler de var tabii ki de ödemeyenler de var. Onlar bizi tamamıyla hiç ilgilendirmiyor ama bizim öyle bir şansımız da yok arkadaşlar. Biz 3 kazandığımız zaman, 1 lira vergisi çıktığı zaman ben bu ay ödemeyeceğim ya da 3-4 ay ödemeyeceğim diye bir şansımız yok. Çünkü banka bizden bunları otomatik olarak kesiyor. Vergi dairesi otomatik olarak kesiyor. Bizim ödemediğimiz herhangi bir şekilde vergimiz yok. Bizim bildirmediğimiz ya da eksik bildirdiğimiz diyeyim ben sizlere bir gelirimiz de yok. Yani bizim burada yapmış olduğum ya da devletten kaçırabilecek olduğumuz herhangi bir şekilde bir kuruşumuz daha yok arkadaşlar. İnanın ki yok. Öyle bir durumda değiliz yani. Hani bana yazan çok arkadaş olmuşlar. Siz çok kazanıyorsunuz, az gösteriyorsunuz diye yazmışlar ama öyle bir şey yok. Yok yok yok. Kaçıramazsınız ya. Zaten devletten ne kaçırabilirsiniz ki? Böyle bir şansımız var mı? Tabii ki de yok. Neyse ben Nihal ablacığıma gideyim de bir kahvemi içeyim. Daha sabah kahvemi bile içmedim. Kendisiyle de az önce telefonla konuştum. O da daha yeni kahvaltı yapacakmış. Sallanıyor ne var? Ortalan sallanmaz. Tamam. Deprem alayım. Yok kız telefon sallandı. Belki zaten 2 gram attım var. Ay telefon sallandığı için diyorum onu zaten. Hasbinallah verir belki. Artık her şey şeyine vurmaya başladım yani. Gırgırına vurmaya başladı. Bülent abimden bir cevap gelecek. Arayacağım ben seni. Dün akşam üstü haber vereceğim dedi. He. Ses çıkmadı. Şimdi arayacağım. Kendisi aramaya da korkuyorum. Aramak istemiyorum şu an. Anne bana. İlaçlarını şuradan da. Gözümün önünde dursun dedim. İyi yapmışım. Bana şimdi güzel haberi verecek ya. Nasıl bir haber vereceğini çok merak ediyorum. Ben sana dün akşam haber vereceğim demiştim. Vergiyle alakalı. Bülent abi dün akşam haber verecekti. Beni arayacaktı ama hallolmadı demek ki. Sevda'yla konuştum. Selamı var. Aleyküm selam. Sana da selam söyleseydim. Verdiğinde sana selamı var. Aleyküm selam. Akşam geldi çıkamadı yukarıya. Haa. Verdi mi geldi?
Geldi işte, çıkayım kapıdan alayım dedi. O da dizinde sıkıntı var ya. Çıkamayacağım, poşetle aşağıya atsan olur mu dedi. Doğru. Sen iğne yaptırdın mı? Yaptırmadım kızım daha. Ha, şeker koydum ya o yüzden. Yok koy, o kadar şeker tüketeceğimiz, şeker tüketmezsem olmaz. Hani kız dedi yani iğneden sonra şekerle toz tüketme deyince şimdi aklıma geldi. Daha yaptırmadım, 1.30'dan sonra gideceğim. Bülent abi yanıma dönecek, sana bir kilo kahve içmedim de. Ondan sonra arayacağım, eve çıktığım zaman sakin kafayı arayacağım. Ne sinirlenecek olursa? Olmazsa yanına gideceğim. Buradayım, şey yaparsın. Koydum, yeni koydum sana. Ha. Üçe mi basayım? Üçe bas kusun. Bazen az alıyor ya o yüzden. Belli olmuyor, bu aralar tümden sapıttı belki. Biz insanlar gitmişiz, makineler gitse şey mi? Benim geçen akşam benim kahve makinesi çalışmadı. Kahve mikseri takıyorum, düğmesine basıyorum, çalışmıyor. Takıyorum, düğmesine basıyorum, çalışmıyor. Bunu çıkardım, bir bekledim 15-20 dakika. Bunu çalıştı tekrardan. Sen sonra bekliyordu, şimdi tekrar arıza verdi. Vektörden de bir geri dönüş olmadı. Aslında onlar hemen bir geri dönüş yaparlar. Aslında biz sana 3-3,5 sene daha gider demişlerdi. Bana şey gitti bu sefer. Şarj aleti motor gitmedi. Yan taraftaki fırçalardan fırçanın biri çalışmıyor. Dönmüyor, hiç dönmüyor. Onun büyük bir ihtimalle fırçanın motoruna sıkıntılı. O çalışmadığı zaman vektör duruyor. Tabii. Çünkü yan fırçaya bir şey takıldı. Yan fırça çalışsın diye bekliyor orada. Şimdi aldım onu götürdüm. Yan fırça çalışmıyor. Veriyor, arıza veriyor. Ne yapacağız? Şükredeceğiz. Halimize her zaman için şükredeceğiz. Evet. Ben hep diyorum yani. Başka yapacak bir şey yok. Tabii. Dua etmekten, şükretmekten başka hiçbir şey yok. Şey yapayım, gelmişken seni şu bilgisayarla kişide halledeyim. Şu işten iğneye gideceğim. Ben de kuaföre falan gidemeyeceğim. Ha, kuaföre gideceğim. Bu ilacı değiştirmişti benim doktor. Çünkü 400 mg'lık gözüm açılmıyor. Ne o? Ne işe yarıyor diyeyim sana? Ne o dedi? Bilmiyorum ki, belki Draxol gibi bir şey. İşte tedaviye başlayacağız demişti ya. Ha, ne acaba? Ağır kesici mi? Ağır kesici değil bu. Ağır kesici şey verdi, Rantudil verdi. Prospektüsünde yazmıyor ya. Sen anlarsın aslında. Anladım ama şey yok. Yani detaylı bir açılımı yok. Benim beynim basmadı. Ben çok iyi anladığım için. Ben gobleni bile yaparken 3-4 defa sürekli... Ne yaptın sen gobleni hiç bu arada? Ben belgeye çıkamıyorum ama ben ayağımdan dolayı. Kas gevşetici ve ağrı kesici bu. Ya yok, o da bir kas gevşetici olduğunu biliyorum. Tamam işte. Ama diğer ilacım da benim kas gevşetici. O böyle uyku vermiyordu. Bunda başka bir şey var. Ama bunda hem ağrı kesici hem de kas gevşetici. Tamam, kas gevşeticilerin hep söyle zaten. Ağrı kesici özelliği olur. Dedim şimdi iğneyi de yaptırır mı ben kurtusu? Annemin boyasını alıp geleyim dedim. Bak ne güzel, kaslardaki ne güzel çıkıyor, kas gevşetici gibi ağrı kesici. Bildiğin i̇şte kasları gevşettiği için demek ki şey, göz kapakları açılıyor. Bence de. Kaslardaki gerginliği giderir, ağrıyı geçirir ve kramp haline iskelet kasının fonksiyonunu sağlar. Kas iskelet sistemiyle ilişkili aniden başlayan ağrılı kas kasılmalarına bağlı belirtilerin azalması için kullanılır. Çok güzel. Prospektif okuyor zaten, doktor kesileceğiz kendi başımıza biz. Ay, bu gidişle zaten öyle olacak, ben ne yapacağız? Bak, sen şey, kan sulandırıcı kullanmıyorsun zaten değil mi? Bak onu yazmış, kan sulandırıcı kullananlar kullanırken dikkatli olsun demiş. Onun yan etkisi var bak, bunu sen şeye verme. Akşam annem de şey dedi. Evet, Gönül abiye verme bunu sen. Yok. Sen dedi hani her gün dişine dedi işlem uygulanmıyor dedi. Kan sulandırıcını kullan. Hani işleme gitmeden öncesinde, iki gün öncesinde içmediğinde yeterli geliyor ya. Ben dedim ona cesaret edemem. Ben benim zaten dedim implantlar hani sıkıntı yaratıyor. Oynuyor yerinden. Hmm. Bir de şey işte yattığım yerde giderim belki kanama olur, manama olur diye kestiydi. Ama aslında yazmış kan pıhtılaşmasını geçiktiren veya da önleyen ilaçlarla birlikte kullandığında kanama zamanının uzunması nedeniyle dikkatli olur. Ama işte bak doktorun sorması lazım normalde böyle bir ilaç yazarken kan sulandırıcı kullanıyorsunuz. Tabii ki Necem, bir diş çektirmeye gittiğiniz bile zaman diyor ki kan sulandırıcı kullanıyorsunuz, bir hafta önce bir hafta sonra gelin. Kesin gelin öyle diyorlar, adamlar bile riske almıyor. Yok şeye gideceğim. Söyle var. Fatih Hoca'ya gideceğim. Sara tedavisi ve kullanılan ilaçlarla kullanılmaması gerekiyormuş bak.
Acım ben şöyle otursam sen kahveleri alsan. Ay Türk pardon özür dilerim. Ha kahveleri koymuş. Az olan benim. Kahveleri koymuş ya ben. Ben çünkü biraz önce bir içtim. Dedim ama sen de ben yine temizliğe bitecek de dedim. Yemeğimi bile yaptım kızım ben. Oh oh maşallah. Şey. Ben yemek de yapmadım. Evlat hakikaten bu var ya bak bu ilaç senin dediğin gibi seni sersemlet ödedi dedin ya bak bunun çoğu ilaçta kullanılmaması gerekiyormuş bu ilacı. Kullanırken de çok dikkatli olması gerekiyormuş. Kan sulandırıcı, sara tedavisi, karaciğer rahatsızlığı olanlar, ilaç kullananlar baya bir şey yazmış burada bak. Şey gibi oldun. Evet senin sallaması normal yani. 400 miligramlık ama şey etkisi... Etkisi yüksek. 1000 miligramlık seni sallamış. Ne yapayım ben ya? Ama en azından eşikleri geçerken şimdi ayağımı elimle tutuyorum. Bayağı azaltmış, azaltıyor diyor çünkü ağrılara. Hani ayağımı kaldırıp geçebiliyorum en azından. Elimle tutup geçmiyorum. Ki ama, bir akşam içtim. Ama Nela abla şey diyeyim ben sana, yan etkisi tedavisinden çok daha fazla. Fazla değil mi? Aşırı derecede fazla. Hani özellikle senin şeyi de var. Sende şeker yok değil mi? Yok. Şeker mi kalp rahatsızlığı olan insandan dikkatli olması gerekiyor. Sen İğne olayını hallettikten sonra bunu hiç kullanmaman lazım. Ya da şu bel olayını hallettikten sonra. Bu tamamıyla iyileştirme şeyinden daha çok çok... Ya bel olayı... En ufak bir dikkatsizlikle adamı götü şey yapar. Belgin'le konuştuk akşam. Belgin şey diyor. Ben de diyor 2 gün koltukta yattım, yürüyemedim diyor. Hani bana da aynı şey söylüyor. Yatak odasına geçince diyor. Başladım. Düzeldi diyor. 2 gün şeyde yattım, salonda yattım diyor. Salonda çalıyor. Geldi o da çıkamadı buraya. Aşağıya attım buradan poşette. İşte eve gittiğinde yazmış. Havanaz bayılmış. Ama bu defa da Miray benimki nerede demiş. Önce ben istediydim demiş. He ay Nihal abla. Havanaz bayılmış deyince kız bende düşmüş bayılmış sanki. Yok yok şeyine buz yerine bayılmış istediğim gibi oldu şimdi diye. Hastalıklardan konuşunca ben de diyorum ki yani bayılmış deyince ay, kız acaba neyden bayılmış diyorum. Kafa işte o kadar. Dedi ben, doğrudur ya dedi ben de çünkü salonda yattım yatak odasına geçtim. Güzeldi bayağı dedi. Dedim 1-2 güne kadar da bitiririm dedim şeyinkini, Miray'ınkini. Belgin tadım tuzum yok dedim bu aralar. Ama şey Fatih Hoca'ya gideceğim. Fatih Hoca'ya söyleyeceğim. Bel kaymasını. Hani yani çekilen MR'lar var nasıl olsa ayağımın MR'ına bakacaktı yine için. Bir baksın ne diyecek. Hani neden kaynaklanıyor bu? Akşam annem şurada çiçeklere su döküyorum, senin ayağın şişmişler. Dedim şiş. Hep şiş zaten. Neyse Nerala sen şu ilacı var ya bak ben sana söyleyeyim. Gönül havada birazcık var. Hani kızmayın yanlış anlamayın ama bu ağrı kesici içmiyor. Fakat gönül havada kullanmışlığı çok fazla da var. Annem o yüzden sakın oradan gidip ağrı kesici falan almasın diye Parolon bir tabletini şurada bırakıyorum. Ağrım geçmezler, çok ağrım hayır, var der. Hayır, annem şunu biliyor artık. Parol ağacından demiş bir ilaç içmemesi gerektiğini biliyor. İyi o zaman. Kesmiyor diyor bazen. Kesmese de diyorum yapabilecek bir şey yok kestiği kadar. Parol ağacında hiçbir şey içemezsin diyorum. Parolun bir tabletini burada bırakıyorum. Hani şimdi kızabilirsiniz, şey diyebilirsiniz. Çünkü biz Gönül abla bildiğimiz için yani yüz yüze Parol'u yakından tanıdığımız için. Çünkü Gönül abla şu hani mesela ağrı kesişse ağrım varsa bunu Gönül abla içer. İçer. Yan etkisini düşünmez. Düşünmez annem. Ya tedaviden çok, bunun hakikaten en ufak bir hatada yan etkisi çok fazla var. Şimdi bu takipçiler şey. Yanlış anlamasınlar yanlış bana şey diyorlar. Yanlış anlamasınız Nihal abla, biz Gönül abla kötülüğünü istediğimiz için değil. Hayır ben de şey diyorlar. Kadına bir sebze yemeği pişirmiyorsun, etmiyorsun. Anne sebze yasak. Yemekleri yasak ancak bir kaşık yiyebiliyor. Annem bir kaşık yemekle doymaz ki. Gönül abla'nın yediklerini sayıyormuş gibi. Bana şöyle koca bir karpuz alın, koca bir karpuz. 3 günde bitiyor bak. Bu sadece Gönül abla'ya ve Gönül abla'nın kırmızı meyve yemesi tamamıyla yasak. Yiyeceğim şu kadarcık bir dedim ama gönül almış şu kadar bir karpuz 3 günde yiyor. Neyse karpuza izin varmış doktoruya bakalım. Bilmiyorum artık bazen. Hani doktora gittiği zaman da çok az yiyorum dedi ya. İşte ben de vallahi bilmiyorum ben. Ay bakayım bir şey dedi bu. Ya insanlar yaşamak için niye artık çocuklaşıyorlar? Gerçekten çocuklaşıyorlar. Ben bunu rahmetli anneannemden de çok biliyorum. Yaşadıkça çocuklaşıyorlar. Annemdir, annemdir kız. Kimse yok evde merak etme. Varsa da annem lavaboya çıkmak istiyor. Kapıyı... Ha kapıyı kapattı klima ya işte yanmıştı yine. Aha o da güzel aslında ama tabii Gönül abla'da bir sürü bir şey var. Ya Gönül abla ilk hastaneye bir hafta o gün hastaneye yattığı zaman Belgin var, Nihal abla yoktu o zaman. Çağatay var, Şerif teyze var, Gönül abla var. Gönül ablanın midesinde bazı sıkıntılar var biliyorsunuz. Uyuyamıyor. Midenin asidi mi geliyor ağzına bir şey oluyor.
Belgin diyor ki aynı sorun bende de vardı diye. Yatış pozisyonunu düzelteceksin dedi. Asitli hiçbir şey tüketmeyeceksin dedi. Özellikle soda yok dedi. O dedi ki ben de soda içmiyorum dedi. Gönül abla dedi gözünü seveyim izahlar. Evdeki dedim sodaları kim içiyor sen içiyorsun ya Gönül abla dedi. Kimse içmiyor dedi. Bir tek sen içiyorsun soda dedim. Ama diyor günde bir tane içiyorum. Hiç içmemesi gerekiyor aslında. Gerçekten hiç içmemesi bak gerekiyor. Anlıyorum şimdi önceden şey alıyordum. Altıda üç tane alıyordum hani inçik yapmayayım, şey yapmasın diye. Baktım çok oldu mu çok içiyor. Şimdi altı tane alıyorum. Haftada bir kutu alıyorum ya. Günde bir tane. Günde bir tane daha fazlanın üstüne çıkamıyor. O bir türlü baş edemiyoruz. Evet evet. Yani nefsi istiyor. Yemek istiyor. Tüketmek istiyor ama zararı olduğunu da bildiği halde ne bileyim artık. Hani o zaman dedi ki Gönül abi de otosfoda var ben mi içiyorum? Belki dedi ki içiyormuşsun ya dedi teyze dedi. Hani şimdi şey gibi oldu biliyor musun? Orada Gönül abi biraz şikayet ediyormuş gibi oldu ama bu gerçek olan bir şey. Dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Gönül abi en ufak bir yeme ve içmesinde yapmış olduğu hata, ilaçlarındaki hata. Çok kötü işte. Ondan sonra böyle düşük kalıyor. Görüp yani. Görüp diye şu yok. Felç geçirme riski çok yüksek. Beyin kanaması riski çok yüksek. Beyin kanaması yüksek. Vefat etme durumu gerçekten yüksek. Yani şey değil. Bir de yaşını var ki onun için mecburen dikkat ediyoruz. Bir şimdi dedim işte bir şeyler alayım dedim. Bu hafta meyve hiç almayacağım dedim. Geçen hafta çok iyi. Ben niye kalmayacağım? Hiçbir şey almam. Geçen hafta çok iyi. Sen deli mi? Sen de hiç yani gerekirse bir süre hiç yeme dedim. Ben zaten şimdi ne yaptıracağım? Şeker tüketmeyeceğim ya. Ama yani. Bir hafta 10 gün. Yemeyecek galiba başka türlü düzelemez. Düzelemez. O yani daha şeye oturtamadılar. Tansiyon oturamadı bunlar bunda. Tansiyon değil mi oturuyor? O şey, onun için kalpa bir şey, kalp pilinine takılması lazım. Annem korkuyor. Bunun dediğini olsa. Hani şeyden, kalp kapakçığından korkuyorsun demiş doktor. Belgin şeye götürdü bu Cengiz Bey'e, anjiyosunu yapan profesör. O demiş ki en azından kalp pili takalım. Yani kalp pili takılsın. Nefesin müsaade için bu ilaçları kullanmasın en azından. Hani daha az ilaç kullanırsın demiş. Ondan da korkuyorum diyor. İşte rahmetli diyor babama da takıldı. Bir sene sonra vefat etti diyor. O gün bir sene sonra vefat etti deyince kim hatta konuşuluyordu böyle hatırlamıyorum da kalabalıktı. İyi de dedi. Mustafa amca şeyden kalpten ölmedi ki şekerden öldü dedi. Dedem dedi iyiydi bak. Dedem anneannem evde yedirmiyordu. Aşağıya iniyormuş, dürüm yaptırıyormuş, dürüm yiyormuş. Evde yemiyordu. Gizli gizli. Bütün ceplerinin içinden dedim şu benim eve aldığım minik şekerler var onlardan çıktı. Saklı gizli. Yiyormuş. Annem böyle. Geldim böyle şey gibi hani çocuk saklı bir şeyler de bırakır elinden. Öyle yapıyor. Ya ye gözüm yok. Dün de söyledim akşam üstü geldim. Anne yanlış anlama gözüm yok yedin dedi. Ye ama ben korkuyorum artık. Yaş aldıkça yani gerçekten insanlar gençken 3 tane yiyebiliyorsa yaş aldıkça yaşlar işte o 3 tane değil, yarım bile yiyemiyorsun artık. Yememen gerekiyor yani. Bir tane yiyecek. Bak Ercan dayımla konuştuk bugün. Onun da çok selam var sana. Oramız ağrıyor, buramız ağrıyor demeyelim diyor. Onun çok sevdiği bir arkadaşı vardı Almanya'da. Dedim ya sana dil kanseriydi, gırtlak kanserine çevirmiş. Tükrünü dahi yutamıyormuş. Yarım saatte bir cihazla boğazındaki tükrüğünü temizliyormuş. Almanya artık şey demiş, biz senin tedavi için çok fazla sigortası, özel sigortası var demek ki. Daha fazla para harcamıyoruz, harcamak istemiyoruz demişler. Yani öl demişler. Burada işte Metla ile mi gittik, dayım bir yerdeydik dedi, pet çekilecek demişti. Orada ne bir şey kemoterapi verecekmiş. Kemoterapi veriliyordu ama Almanca bir şey söyledi dayım. Bir şey kemoterapi uygulamaları gerekiyormuş. Ama Türkiye'de de demişler ki Türkiye'deki doktorlarda onu normal terapiyle birlikte yapmak gerekiyor demişler. Hani hem onun devam etmesi lazım hem bunun devam etmesi lazım demişler. Normal kemoterapi burada alalım demişler. Bir kemoterapinin bir defası 300 milyarmış. Nerede? Burada mı? Burada. Sigortası karşılamıyor. Almanya'dan şeymiş. Emekli.
Artık biz senin için daha fazla sağlık için şey yapmak istemiyoruz demişler. Almanya açık ve net bir şekilde ölmeyen önce kurtulalım demişler. Ama demek ki orada özel sigorta, yani normal sigortası yok orada. Demek ki sağlık sigortası falan yaptırdıysa. Ama Yeren ablacığım, eğer emekliyse zaten yine sigorta olmuyor mu orada? Oluyor aslında. Ama emekli olacak yaşta değil ki. Emekli mi çok yaşlar değil. Özel sağlık sigortası var muhtemelen, o karşılıyor. Bir kemoterapi 300 milyar. 10 seans alması gerekiyormuş burada. 3 trilyon. 3 trilyon. Kayseri'de evleri varmış, onu satışa çıkaralım demişler. Sakın dedi dayım, artık yani ayağımı bilmem neyi unuttum, ayağım bu durumda, bir haftadır onlarla birlikte dolaşıyorum, çok üzüldüm dedi. Dayımlar çok samimilerdi çünkü. Ben de çok üzüldüm. Ay Rabbim sağlık versin. Gerçekten Allah herkese Rabbim sağlık versin gerçekten. Her şeyin başına başına. Dermansız dert vermesin. Vermesin. Vermesin, çok zor. Şu Viking'in yumuşatıcısını aldıydım arkadaşlar ama VSE Türkiye yazıyor yani. Üretim neresi diye baktım, acaba İsrail mi diye baktım da değil herhalde. İnternetten de bakıyoruz. İnternetten baktığımız zaman da zaten tam böyle net bir cevaplar da alamıyoruz. Sağlıklı cevaplar da alamıyoruz. Neyin nerede üretildiğini artık da tam olarak bilmiyorum. Şeyimiz de yok yani. Bir bakıyorsunuz Türkiye'de üretiliyor zannediyorsunuz ama başka bir ülkenin patenti altında üretilebiliyormuş yani, şey oluyormuş. İşte. Evet, dedikleriniz çok doğru. Boykot yapmamız gerekiyor aslında. Ama içinde siyah bir şey mi var bunun ya? Sanki siyah bir şey var bundan ama. Şu Viking'in fokusu çok güzel. Konsantrasyon teknopower ne? Sensitive. Sensitive ismi şu şekilde gösterip. Ben bunun kokusuna bayıldım arkadaşlar. Çok hafif bir kokusu var. Hem kalıcı hem de hafif. Hoşuma gidiyor benim bu. Benim bir de bimbolar çok hoşuma gidiyor. Bimbolar da gerçekten çok güzel. Kokuları kalıcı oluyor yani. Ben zaten her çamaşır yıkadığımda yumuşatıcı kullanmıyorum. 2 ya da 3 çamaşırda bir kullanıyorum yani yumuşatıcıyı. Her makineye çalıştırdığımda yumuşatıcı gözüme yumuşatıcı koyuyorum yani. Şunu kapatmayı da kapatayım. Zaten sürekli olarak çamaşırlarımızı yumuşatıcıyla yıkadığımızdan dolayı yani o yumuşatıcı zaten kokusunu alıyor. Ki yumuşatıcıların vermiş olduğu reklamlara, şeylere göre de bilmem kaç gün, 50 gün, 60 gün, 30 gün kalıcı koku diyor zaten. Her makinede de, her yıkamada da yumuşatıcı koymaya da gerek görmüyorum açıkçası. 2 ya da 3 yıkamada. Makineyi çalıştırdığımda yumuşatıcı gözüne yumuşatıcı ekliyorum ben. Aynı kadar çok yumuşatıcı dedik. Sizi şöyle var ya, elimde gezdireyim ben de. Kıracağım. Geçen gün rafa koyacağım derken meğerse rafın böyle tam kenarına koymuşum. Tam rafa yerleştirmemişim. Bir devrildi. Allah'tan şey kırılmadı. Camı kırılmadı ama içindeki komple bütün yumuşatıcı döküldü. Burası bir koridor komple. Bir haftaya yakın bir süre boyunca arkadaşlar mis gibi yumuşatıcı koktu değil mi? İsmail geldiğine göre ben markete gidebilirim arkadaşlar. Marketten yoğurt alacağım. Ekmeğim zaten var. Bir de pil almam lazım. İnce pil. Telefonun ışığıyla değil de, fenerle değil de şu ışıkla örmeye çalışayım dedim. Pillerini değiştirdim ama evdeki piller demek ki daha önceden kullanıp da koyulan kullanılmış piller ki çok fazla bir yararı olmadı. Aslında bunun çok güzel bir ışığı var. İnanın ki bir de şunun arka tarafında, pardon. Bunu Fatih abi Hakan'a verdiydi. Şunun arka tarafında takması için şey vardı. Ne bileyim, bant gibi bir şey vardı açıkçası. Hakan onu çıkarıp attı. Kim bilir nerede. Ben de şunu şurası şöyle bir lastik taktım ki akşam şimdi bunu ben böyle kafama geçireceğim. Dur. Şunu şöyle kafama takıyorum. Dediğim gibi odanın avizesinin ışığı çok fazla yeterli olmuyor. Bak bunu ama böyle yaptığımda hiç olmazsa diktiğim yere direkt ışık geldi. Daha rahat bir şekilde dikiş yapabilir, şey yapabilir, gobleni yapabilirim. Gündüzler diyorum ya çok fazla vaktim olmuyor diye. Ama bunun ışığı da akşam çok yetersiz. Telefonun feneri daha güzel. Daha net bir şekilde şey yapıp gösteriyor da bakalım. Tekrardan bir pil alıp deneyeceğim. Devam ediyorum arkadaşlar. Şu üst taraftan hemen iki yaprağını daha yaptım. Şurayı yaptım. Şimdi şurayla sırayla yavaş yavaş
aşağıya doğru ineceğim. Vakit buldukça yapabildiğim süre boyunca bakalım yapacağım. Neyse gidip geleyim hemen markete de. Aslında Hakan'ı aldıktan sonra markete de gidebilirdim ama Hakan'la markete girmek akıl kâr değil arkadaşlar. Zararlı çıkıyorsunuz yani. Ufak çocukla markete girmek yok. Olmuyor. Yani babamın soyumu sağlık ocağına gidecek de eksiklerini büyük bir ihtimalle almıştır ama ben yine de bir sorayım, geldi mi acaba? 1.30'da gidecek sağlık ocağına. Nihal ablacığım daha gelmemiş. Gülde abla evde. Sağlık ocağı belki de iğnesini yapmadı. Devlet hastanesine gitmiş olabilir. Çünkü doktorunun yazmış olduğu, vermiş olduğu iğneyi en son yaptığında, bu MR çektirmeden önce de vermişti. MR'ı çektirdiğinde de o iğneden, aynı iğneden vermişti doktor ama sağlık ocağı o iğneyi vurmamıştı. Reçeteniz yok, vuramayız demişler. Bu sefer reçetesini de aldı ama belki vurmaya da bilirler diyordu Nihal abla. Ara şimdi konuşalım kendisiyle de. Markete her geldiğimizde BİM olsun, ŞOK olsun, A101 olsun, hiçbir zaman es geçmediğimiz yer. Açıkçası aslında şu birazcık benim okul öncesi matematik kutusu. Dikkatimi çekti ama bu benim almış olduğum aktivite oyuncaklarıymış. Neyse çok fazla yüzü çekecek bir şey yok. Ben yoğurdumu alayım hemen. Bak marketten ne alacağım ne alacağım diye düşünüyordum. Pil alacaktım ben. Pil unuttum. İsmail markete pil almaya gider misin? İnce. Aslında markette aklımda bir şey vardı. Ben bir şey daha alacağım diyordum. Yani yoğurt aldım. Bir şey daha alacağım ama ne alacağım unuttum. Pil almış. Pil alacaktım. Ama incelerden istiyorum. Yoğurt annem yoğurt. Hayırdır? Değişik olur duş alacağım. Sıcak duş aldım. Sıcak duş aldım. Evet işte. Doğrudur, durulmuşsun annem, bağışmışsın, bir şey diyemem. Sen bana incelerden bir paket pilav yaptın. Sana zahmet olacak ama Hakan'la kreş çıkışı uğramak da istemiyorum açıkçası. O yüzden sen alırsan sevinirim. Günün nasıl geçti bugün? Parkta oynadınız mı? Bugün park... Efendim? Ama ben seni duymuyorum ki. Hala duymuyorum. Hala duymuyorum. Parka gittin ya bugün. Hem kreşin parkına gittin hem teneffüs parka gittiniz.
parka gideceğiz. Gittiniz ya bugün büyük parka götürdüler ya sizi. Büyük parka istiyorum. Tamam götürdüler bugün. Yarın gideceğiz tamam mı? Okuldaki parka gideceğiz yarın. Yarın Mehmet Salih de gelecek. Skuter'ı mı? Bugün bak bana bak. Beni dinle. Bugün parka gitmeyeceğiz. Bugün şimdi eve gideceğiz. Yarın okuldaki parka gideceğiz. Mehmet Salih de gelecek. Tamam mı? Olur mu? Şu üstüne asılma Sami. Dur bir. Hayır dur. Parka gideceğiz. Tamam mı? Mehmet Salih gelsin. Zehra da gelsin. Evet Mehmet Salih de gelecek. Zehra da gelecek. Evet. Parka ne zaman gideceğiz? Vay. Parka ne zaman gideceğiz? Yarın. Ya. Evet, yarın parka gideceğiz anne. Okulda mı baba? Gideceğiz mi? Hı? Gideceğiz parka. Gitmeyeceğiz. Okulda parka gideceğiz. Evet, okulda parka gideceğiz. Doğru söylüyorsun. Yeah. Ne oldu? Sinekler var ya beni öldürecek gerçekten ya. Her yerde sinekler var her yerde. Geri gidersen düşersin. Hay dur. Yamuk gidiyorsun. Çöpe doğru gidiyorsun ama bak çekil. Hadi. Evet. Tamam anneciğim. Sana durun aldım. Tamam eve gidince duş alacaksın. Durun alacağım. Evet turuncu kovayla alacaksın doğru. Evet turuncu kovayla alacağım. Evet. Çınar. Hakan lütfen. Anneciğim anlamazsın bir anda tırmalayıverir. Sonra aşağıya gideriz. Gel hadi gel. Rahatsız etmeyelim hadi kediyi gel. Yürü. Hayır dur bekle. Araba geliyor mu gelmiyor mu bir bakalım ondan sonra. Gelmediğin nereden biliyorsun arabanı? Tut elimi. Kaldırma çıktı. Dur bir saniye. Kaldırma. Tamam şimdi çık hadi. Kaldırma çıktı değil mi? Çık anneciğim. Evet arkadaşlar ben de artık sizlerden yavaş yavaş izninizi isteyelim. Biz kaçalım. Bekler misin beni? Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Hakan hoşça kal der misin? Hoşça kal. Öpecek.